Bu derste kemiğin mikroskopik yapısından ve özellikle Haversian sisteminden bahsedeceğiz. Şimdi bir parça kemik alıp ikiye bölelim. Bakalım içi nasıl görünüyor. Burada kemiğin içinden enine bir kesit görüyoruz. Yakından bakalım. Bu kemiğin en iç kısmı süngersi kemikten meydana gelmektedir. Süngerimsi veya kiriş kemiği ismiyle de bilinir. Burada okla gösterilen süngersi kemik kirişini görebilirsiniz. İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere, süngersi kemik, süngere oldukça benzer. Buradaki pek çok kiriş veya çukur sebebiyle, süngersi kemiğin yüzey alanı, sert kemiğin dış yüzeyinin 10 katı kadardır. Özetlemek gerekirse, süngersi kemik, kemik iliğinin en iç kısmındaki girintili çıkıntılı bir ağdır. Kemiğin merkezindeki bu süngersi ağın temel işlevi, kemiği daha hafif kılmaktır. Şimdi, kemiğin çevresine bakın. Süngersi kemiği saran daha katı, daha yoğun katmana sert kemik denir. Yine tahmin edeceğiniz gibi sert kemik, süngersi kemiğe kıyasla daha serttir. Daha az boşluk ve delik barındırır. Ancak süngersi kemikten ayrıldığı esas nokta, osteonlardan meydana gelen özel bir yapıya sahip olmasıdır. Osteon adı verilen bu fonksiyonel birimleri resimde görebilirsiniz. Osteonların bir diğer adı Haversian sistemidir. Hadi gelin bu sistemi inceleyelim. Osteonların her biri bir silindire benzer. Eş merkezli birçok kemik katmanının, daha doğrusu tabakanın birbirine dolanmasıyla oluşurlar. Bunların her birine lamel, yani kemik yaprakçığı denir. Bu katmanların merkezinde bulunan yapı, havers ya da Haversian kanalıdır. Merkezi kanal olarak da adlandırılır. Bu kanallarda kan damarları, lenf damarları ve sinirler bulunur. Kemik yaprakçıklarının arasında bulunan küçük kanallara kanalikül adı verilir. Resimde de görebilirsiniz. Bunlar merkezi Haversian kanalından uzayarak laküne adı verilen boş alanlara ulaşırlar. Laküne ismini her duyuşunuzda aklınıza boş alanlar gelsin. Bu boş alanları kemik hücrelerini yani osteositleri depolamak için kullanırız. Osteositler, kanalikülden uzanan uzun hücresel yollara sahiptirler. Bu ara bağlantılarla diğer osteositlere bağlanırlar. Böylelikle hücrelerin birbiriyle iletişimini, besin maddesi alışverişi ve sinyal gönderimi mümkün olur. Son olarak burada da Volkmann kanalları bulunur. Haversian kanalına dikey olarak konumlanırlar. Osteonları birbirine bağlarlar ve kendi içlerinde ufak kan damarları barındırırlar. En dıştaki yüzeysel kısım olan periosteum, yani kemik zarını unutmayalım. Peri, çevreleyen demektir. En dıştaki bu kısım çıplak gözle de görülür.